Merhaba de ablalara, hoş geldiniz de. Sen ne yiyorsun öyle? Azar şeker yiyormuş. Normalde pek sevmiyor şekeri de bunu sevdi mi? Ne yaptı simiş? Ama Çok gerçi komik. bir tane yiyor, ondan sonra geri bırakıyor. Öyle şeker ya da çikolata takıntısı yok. Çok şükür bana çekmiş o konuda. Azat, bir tane abla var, adı Büşra. Diyor ki Azat, diyor ki bana Büşra selam desin de. Selam söyle Azat. Alo de. Ey salla. Hadi bir Büşra abla de Azat. Abla de. Tanımıyor. Azat bir de ki Büşra abla selam. Ama bana ki Babi kalktı, babi. evet. Hadi Büşra ablaya halo de. Bir Büşra de Hı? Halo Büşra. Azat. Bir şey. Ne yapıyorsun de Büşra de? Lafor. Ben iyiyim de. İyiyim. Öpücük de yolla. Öpücük de gönder Büşra ablaya. Öpücük yolla. Hadi öpücük gönder. O seni çok seviyormuş abi Azat. Senin bütün videolarını izliyormuş. Ya dedi ki Azat bana bay bay yapsın. Hadi bay bay yap canım. Bye Hadi de abla sonra görüşürüz. bye. Öpücük de gönder. Bye Al kız bir şey öpücük gönderi çocuk. Bak kaç tane öpücük gönderdi sağa. Biz de bugün baklava yapacağım kızlar yarın Ramazan oy bayram için. Saadet yerini bulsun bu sefer yapayım. Normalde hiç kimse yapayım yemiyorlar. Yarısını komşuya veririm. Yarısını da bunlar yer, bir de börek yaparız Simiş. O ince yufkalı gibi yapıyor ama güzel oluyor o peynirli. Ya akşam da yemeğe ne yapacağım bilmiyorum. O da hazır yufkadan yapıyorlar hep. Ama onlar değişik yapıyor baklavayı. Annesi. Onlar böyle sert ekmek hamurundan yapıyorlar. He, börek gibi yapıyorlar. Aynı üstüne şeker döküyorlar. Neyse gidiyoruz. Kızlar hemen videomuza başlayalım. Baklava hamurunu yapalım önce. Aslında baklava neyim yapmayacaktım da işte bu sene Sara dedi ki anne tatlı da mı yapsak acaba? Normalde yapayım hiç yemiyor. Dediğim gibi komşuya da veririz yarısını öylelikle biter. Şöyle bir normal yuvarlak bir tepsi için ölçüleri yaptım. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak da su var. Yarım paket kabartma tozu kullanacağım. Bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı da sirke. İsterseniz az da limon suyu içine sıkabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aldığı kadar da un. Yani unların ölçüsünü tam söyleyemiyorum. Çünkü hepinizin unu farklı. O yüzden yumuşak ve güzel bir hamur olacak. Bir fiskede tuz ekleyeceğiz. Bunları tam detaylı olarak kızlar size açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakarsınız. Hani ölçüsü tam ne kattı malzeme olarak. Hadi bakalım sarı kızın yanına gidelim. Bize hamurumuzu güzelce yoğursun. Evet. Hemen ne yapıyoruz? Malzemelerimizi sarı kıza aktarıyoruz hepsini. Azat'ın çenesi de hiç susmuyor. Babasıyla ne çene çalıyorsa. Kızlar isterseniz bir yemek kaşığı kadar da tereyağı eklersiniz. Dur ben de ekleyeceğim. Daha lezzetli oluyor tereyağı. Zaten üzerine gelecek ama hamurunda olması birebir daha bir güzel lezzet veriyor. Şöyle yoğurdumuzu da ekledik. Sirkemizi de katıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı. İster eritin katın içerisine, isterse o şekil katın. Hiç fark etmiyor. Şunları hemen karıştırıyoruz. Ve yarım paket kabartma tozunu da ekliyor. Bir paket undan şu kadar kaldı. Yaklaşık bir bardak kadar kaldı. Yani neredeyse bir paket un alıyor. Ve bu kadar yoğurması yeter. Evet. Bakın şu şekilde çok güzel yumuşacık bir hamur olması lazım. Bakın şöyle güzel, çok yoğrulmuş baklava hamurunu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar iyi oluyor. Yani bu ekmek hamuru gibi değil. O yüzden güzel yoğurun. Hemen ne yapıyoruz? Şu bezelerimi dörde ayıracağım. Kızlar biliyorsunuz ki ben öyle baklava açmayı bilmiyorum. Yani açarım ama nasıl açarım artık orasını Allah bilir. Ben de kendime göre kolay tekniklerle açacağım. Biliyorsunuz bu tür videolar zaten çok var YouTube'da. Hani bu şekilde yapılan. Ben bu şekli daha çok kroson yaparken kullanıyordum. Hamurumuzu elimizden geldiğince aynı miktara bölelim. Hani dörde böleceğiz. Şöyle dörde bölelim.
Şu biraz fazla oldu. Şuna katalım. Yani tam neredeyse aynı olmasına dikkat edin. Çünkü hani bezeler bir büyük bir küçük olmasın. Şöyle dört beze şeklini aldıracağım. Ondan sonra dinlendireceğim kızlar. Bunu güzel bir dinlenmesi lazım. Şöyle tepsimi de unladım şöyle ki yapışmasın. Şöyle bezeler alayım. Gördünüz değil mi? Hamur ne kadar güzel. Hiç sert yapmayın baklava hamurlarınızı. Çünkü zor açarsınız. İsterse bu şekilde olsun yine zor açılır. Şöyle yumuşak çok güzel bir hamur. Gördünüz değil mi? Pamuk gibi hamur. Şöyle yapalım. Bu arada şerbetimi de üstüne verdim. Şerbet de kaynasın. Şerbete de 5 bardak şeker, 5 bardak da su ekledim. Ocağa verdim. Altını kaynamaya başlayınca kıstım ki böyle hızlı hızlı kaynayıp etrafa sıçramasın diye. Normalde limon sıkıyorlar genelde hep şerbetin içerisine ama ben o işte o limon aromasını baklavada bir türlü sevemedim. Bilmiyorum ya. Sevmiyorum limonlu şerbeti. O yüzden sade yapıyorum. Tabii ki siz biraz limon damlatabilirsiniz şerbetinize. Şöyle yapacağım. Üzerine de fresh folyo kapatacağım. Öylece yarım saat 40 dakika dinlensin. Aynen böyle. Aslında Sara dedi iftara pizza yiyek. Vallahi dedim Sara baklavayla uğraşacağım. Biraz da börek mörek de yapacağım da. Pizzada hiç karıştırma dedim şimdi olayın içine. Pizzayı kendine sipariş etsinler. Değil mi? Margarita seviyor zaten. Bunu sipariş ederiz. Akşam yemeğine pizza yesinler vallahi. Bugün de hazıra kaçsınlar. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz. Şerbet de burada kaynıyor. Altına kıstıydı. Bu niye yine dellendi? Bu arada Simiş de şekerpare istedi. O baklavayı hiç sevmiyor. Bir şekerpare seviyor. Bir de tulumpa tatlısını. Dedim ona da bari küçük bir tepsi şekerpare yapayım. Anam kim yiyecek bu tatları diyor mu? Anlamıyorlar işte. Küçük bir tepsi de şekerpare yapayım. Daha zaten fırın açılacak. Şerbet de varken ikisini yapayım. Hey! Kızlar, sarı kız da bunları güzelce karıştırdım malzemelerini. Sonra tezgahıma alıyorum. Şöyle biraz da tezgahta ovalayayım. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Bu arada Azat buraları süpürüyor. Azat yavrum niye süpürüyorsun, ben video çekiyorum ya. Gidip sonra iş yapsan olmuyor mu Azat? Azat sonra iş yapsan olmuyor mu? Simiş Hanım bir de model beğenmiyor. Bir de model beğenmiyor. Bir de dedim böyle uzun uzun yap. Kız al götür kızı o. Şu tepsiye koy dedim ki küçük tepsi yapayım. Yine büyük tepsi çıktı. Allah'ım Simiş buraya hepsini yiyeceğim, karışmam bak. Bir de şu modelden yapıyor Simiş'i. Ben de istiyorum. Sen de istiyorsun da daha bunlar pişmemiş oğlum. O da pişecek Azat. Acelesin. Bari şunları da model yapak. Ne olacaksa aynısını yerse aynı yiyeceksin işte. Sanki model olup da ne olmuş değil mi? Kolay hangisiyse onu yapın gitsin. Hiç uğraşmayın şekilleriyle. Evet, şu şekilde bitirdim. Hemen fırına gönderiyorum. Bu arada fırınımı önce 100 derecede ısındı fırın. Şöyle bir 5-10 dakika orada duracak. Ondan sonra da derecesini 220'ye getireceğim. Ondan sonra da kızarana kadar dursun içinde. Tabii ki isterseniz fındık falan batırabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ama öyle sevmiyorsunmuş, böyle istedi. Sade yiyor yani o bu şekilde. Ben sütlüğünü oraya istiyorum. Oh! Ne? Yeter artık. Sen dedin baklava. Sütlü Nuriye neydi? Sütlü. Sara'yı da duydunuz zaten. Sütlü Nuriye istiyormuş. Soğuk baklava süt döküyor üstüne. Bunu ben biraz bırakayım, üstüne süt dök. Şerbet yerine ne olacak? Aynısı olur. Sara kakao lan karıştırıp. Valla dur bir porsiyonu öyle yaparak. Ne olacak sanki? Zaten aynı tarif kızım. Sadece şerbet yerine süt kaynatıp döküyorlar evet. Üzerine. Bunu pizza yapmıyor mu? Kız o baklava. Kız ne pizzası kız? Pizzayı valla hazır söyleyeceğim. Nünü, Sara benim kafamı karıştırma. Bak takipçilerin de kafası karıştı şu an. Hiçbir şey duymadınız, etmediniz. Biz şu an şeyimi yaptım. Şekerparemi ve fırına yolluyorum. Hadi bakalım. Evet kızlar şöyle 100 derecede durdu. Yaklaşık 10 dakika. Şimdi derecesini 220'ye getirdim.
Güzelce kızarana kadar dursun, ondan sonra çıkartacağım. Biraz dinlensin, şerbetini dökeceğim. Kızar, bunlar güzelce dinlendi. Şöyle yarım saat kadar oldu. Hemen ilk bezeden başlıyorum. Açacağım biraz. Ondan sonra böyle zarf şeklini vereceğiz. Zaten görürsünüz ben açarken de. İşte bir tanesini alalım. Ve tabii ki biliyorsunuz baklavanın en önemli şeyi nişastayla açmanız. Hani normal unla açarsanız baklava hamuru kurur ve açılmaz ya da yırtılır. O yüzden bol nişastayla açıyoruz. Önce bir elinle şöyle yap. Güzelce. Bak zaten gördün değil mi? Hamur kendisi açılıyor vallahi. O kadar güzel, o kadar yumuşak olmuş ki. Şöyle az bir merdane ile şöyle 30 santim kadar olacak. Yani yuvarlak. Tam düzgün açmana da gerek yok. Çünkü zaten katlama şeklini vereceğiz. O kadar önemli değil yani. Tabii bu şekilde baklava yapmanın da herkesin damak tadına göre. Bu arada bu şekilde yapıyorum da kız. Kollarım. Acaba nasıl yapsam kollarım görünmezse. İncelttim. Bu bana yeter. Çok da inceltmeyin. Zaten katlanacak. Şöyle alayım. Şöyle mi iyi görüyorsunuz? Üstte döküyor üstüne. Şöyle gerçekten ama her yerini katlayacak. Dediğim gibi bu tarz yapmak herkesin damak tadına uyar mı uymaz mı bilmem. Hani bu normalde tek tek açarken yaptığınız baklavalardan biraz daha nişastalı oluyor. Onu da söyleyeyim. Ama güzel oluyor. Kötü değil yani. Gerçekten lezzetli ve çok pratik. Böyle benim gibi öyle yufka açamayanı bilmeyenler için birebir bir tarif. Şöyle katlayın. Bu tarafa da güzelce katla. Bak şu şekilde katladık. Şöyle güzelce katla. Sonra ne yapıyoruz? Burasını da güzelce unla. Çünkü her katları önemli kızlar. Yoksa dediğim gibi hamur açılmaz araları. Şurayı da böyle güzelce ettik. Unladık. Şimdi böyle dörde katlıyoruz. Hamur valla kendisi yay gibi açılıyor. Bu şekilde yaptık. Dörtgen oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu arayı da katlıyoruz. Ve her katlama işlemi yaptıktan sonra mutlaka aralarını nişasta döküyoruz. Şöyle bolca nişasta yapıyoruz. Yani size bol nişasta lazım kızlar. Yani bir paket nişastanız mutlaka olsun. Çünkü diğer bezeler de var. Ve gerçekten bu şekilde bolca nişasta yapın. Dediğim gibi hani nişasta az yaparsanız katlar katlanmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şu şekilde zarf halinde katlıyoruz. Şöyle. Şöyle katlayın. Bu tarafı da aynı o şekilde. Şöyle bastırın. Şöyle güzelce yine şuraya alalım. Ve dinlensin. Gördünüz şöyle dörtgen şeklini aldı.
Hamurum o kadar güzel olmuş ki beklemese bile kendiliğinden açılacak. Yani açılıyor. Aslında bu şekilde ben baklava da incecik açardım ya kız ben. Hamurum gerçek çok güzel oluyor da işte açmaya cesaretim yok kızlar. Kızlar öyle bin büyük nereden açacağım? Nasıl güzel açıyorlar vallahi maşallah. Onları da tebrik ediyorum öyle kadınları. O da bir yetenektir yani. Öyle herkes her işi yapamaz. Saygı duymak lazım. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Aman sen baklavayı yapma Azat Usta. Azat Usta sen baklavayı yapma. Azat Usta geldi baklava yapacak. Bu benim okam. Hey. Bak biraz yazayım. Azat bir dur sana anan zaten şu baklava konusunda biraz acemi. Bir abi yazayım. Sana hamur lazım. Baba bir yazım. Sana hamur lazım. Allah'ım. Baba bir yazım. Allah Allah. Dur o baklava hamuru. Oh, kurban olurum sen o ciğerine. Dur sana bezeden vereceğim. Bunu alma dur. Şimdi bunu da aynı şekilde. Bezin be anne bezin be. Kuru bir okam. Kızlar demiştim zaten başta. Bunu da aynı kuru hasayda yapıyoruz ama orada bunun içerisine tabii yağ ekliyoruz. Hani tereyağıyla sürekli böyle katlama işlemini yapıyorsunuz. Burada da nişasta. Yani aynı şey sadece nişastayla gerçekleşiyor. Bakın daha şimdiden vallaha dağılıyor. Ay, yapmıştım. Ben bir kahve yazdım. Aman. Az da hamur lazım kızlar. Siz de hiç bilmiyorsunuz ya. Annem neydi kam? Ver. Neyim? Dur ben saç. Ben etrafımı da niye bu kadar nişastayla bulaştırdım onu da anlamıyorum. İşte benim ilgi alanım değil ya kızlar. O yüzden nadir görün yani. Yemek şey olmadığı için böyle şeyleri ben çok nadir yapıyorum. Da şey yapardım. Öyle üst üste koyunca da bana kolay geliyor. Hani küçük yapıyorsunuz ya. 10 tane bezeyi birden açmak. O şekilde bana çok kolay geliyor. Onu da seviyorum yapmasını. Hani basit oluyor. Yoksa vallahi dediğim gibi asla açamam öyle. Ama tabii ki de öğreten biri olsa böyle birebir canlı. Öyle şöyle aç böyle aç demeyle olmuyor maalesef. Kızlar gerçekten çok zor işler bunlar ya. Biri öğretmesi lazım size hamur açmanın hani şey açılmasını tam. Şey etrafını da biraz temizleyeyim de millet görmesin. Bir de dur. Azat bir dur anan bir baklava yapacak her tarafı nişasta yaptı Azat bir dur da. Ben de size güvenerek bırakıp gidiyorum ya hamuru burada. Ha işte. Bir de sütüm. Dur bir. Çocuk baklavamı ezdim. Şöyle güzelce bir dinlensin yarım saat. Ondan sonra yine görüşeceğiz. Bir de sütüm anne. Kızlar bezelerimiz dinlenene kadar hemen tereyağımızı eritelim. Ben böyle bir paket tereyağı normalde yapıyorlar ama bana göre çok ağır geliyor. O yüzden yarım paketten biraz fazla tereyağı aldım. Ve yarım su bardağı da sıvı yağ karıştırıyorum. Yani ikisini karıştırıp yapıyorum. Sade tereyağı da yapabilirsiniz çok tereyağlı seviyorsanız ama insan içini bulandırıyor. Çok tereyağı kokusu geldi mi? O yüzden bu şekilde güzelce eritsin. Ondan sonra süzeceğim. Ondan sonra su olsun. Kızar. Bu arada şekerparemiz güzelce kızardı. Yelim yoktu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şöyle işte yumurta yaparsanız tabii daha farklı oluyor ama biz yumurta yapmıyoruz. Bu şekilde daha güzel çünkü zaten şire gelince de rengi daha da değişiyor. Bu arada yağım da eriyor. Yağ eridikçe şu köpüğün üzerinden aldım. Çünkü köpük baklavayı yakıyor biliyorsunuz yani bunu dememe bile gerek yok. Süzmeniz lazım. Şimdi yağım güzelce eridi. Altını kapatıyorum.
Sonra da süzeceğim yeniden ki altında mutlaka yine o beyaz köpüklerden kalıyor yani süt fırtıları. Öyle. Şimdi ne yapacağım? 3 dakika dinlendi burada şekerpare. Üzerine şerbetimi dökeceğim. Şerbetim de bu arada sıcak biliyorsunuz. Hadi bakalım şerbetleyelim de o orada dursun. Şöyle biraz şerbet dökelim. Güzelce şerbetini çeksin. Bu arada şerbeti ben çok katılaştırmıyorum. Hani normalde çok böyle bal gibi yapıyorlar ya. Biz balı o şekil hiç yiyemiyorum. Aşırı derecede bana göre tatlı oluyor. Ama şu şekil çok iyi. Hafif böyle sulu bırakıyorum. Çok gerektiğinden fazla kaynatmıyorum. Çünkü bazıları da gerçekten kaynatıyor bir hal oluyorlar. Gerek yok. Şekilde önce bir süzgeçten geçiriyorum. Sonra da şöyle içerisine peçete indiriyorum. Peçeteye de direktmen yağ süzmüyorum. Önce bir kaşık bir ekliyorum. Peçeteyi yumuşatıyorum. Sonra da yağ içine döküyorum. Ama o zaman da gerçekten pürüzsüz bir tereyağı elde ediyorsunuz. Biraz zamanınızı alacak ama sonuç güzel olacak. Yani iyi bir baklavanız yanmasın diyorsanız öyle yapacaksınız. Kamera da eğrildi anam. Şöyle biraz bekleyin süzülene kadar. Ne olacak sanki? Durup tatlı sana bir tane vereyim. Şu şekilde bakın hazırladık. Gördünüz değil mi? Tertemiz bir tereyağı. Evet kızlar hamurlarımız güzelce dinlendi. Hemen ne yapıyoruz? Biraz nişasta alıyorum tezgahıma şöyle. Bu arada benimki mısır nişastası olduğu için daha ince ve yapışkan. Buğday nişastası daha biraz sert oluyor. Şu şekilde güzelce bir elimle biraz açıyorum. Sonra da merdane ile açacağım. Şimdi direkt merdane ile yaparsak dağılabilir ya da yırtılabilir. O yüzden dikkatli yapıyoruz. Şöyle üzerine de biraz nişasta. Bu şekil. Şöyle yavaş yavaş bastıra bastıra açıyoruz. Tamam. Bakıyorsunuz tepsinizin boyutuna gelmişse tamamdır. Şöyle etrafını keseceğim. Ondan sonra tepsime yerleştireceğim. Şöylece tepsiye de yerleştirdik. Ondan sonra şu parçaları da şöyle ortalarına, kenarlarına yapırım. Çok güzel oluyor içinde. Hiçbir şey olmaz. Hemen öbür bezemi açıyorum. Şekilde. Eğer baktınız ki bu kenarları biraz kalın oldu. Hani merdane genelde kenarlarını kalın bırakır ya. O zaman bir kere daha merdaneyle üstünden geçin. Şöyle ikinci bezeyi serdikten sonra kıyılmış cevizim var. Ya da ne seviyorsanız badem, fındık, fıstık, antep fıstığınız varsa onu yapın. Tabi nereden bulacağız o kadar antep fıstığı da. Aha, şöyle de ceviz yaptım. Yeter bu kadar da. Aslında ben her katına seviyorum. Hani her bir ekmek açtıkça içine serpmeyi daha çok hoşuma gidiyor da. Böyle yapar bu sefer. Hani böyle tüm sade ortada olmasın da.
diğer yerlerinde olması daha güzel oluyor da. Neyse. Bolca cevizimizi de serpiştirdik. Şimdi hemen öbür bezemize geçiyoruz. Bu ne? Bak kaşığın orada. Hadi gidelim, elin kısırın. Azat da tabii ki de şekerparenin tadına baktı. Birincisini yedi, geldi ikincisini de istedi. Anne yine istiyorum dedi. Sevdin değil mi Azat? Daha tam yumuşamamış. O yarın daha güzel olur. Şunu da indirdik. Ve bu da son bezemiz kızlar. Bu da sonuncu. İstemiş onu altı kapalı. Şöyle ezin önce oklaklarını yavaş yavaş. Ya da elinizle. Çünkü birden açmaya başlarsak demiştim zaten. O zaman yırtılma olabilir. Hamurunuz dağılabilir. O yüzden önce böyle yavaş yapıyoruz. Ve bu şekilde de son katımızı yaptık. Ondan sonra keseceğiz ama azıcık burayı bir sileyim. Şu şekilde bunu zaten yıkamaya atacağım oklavayı. Şu ıstafurayla da hemen şunları alayım. Bu arada bu tezgahı çizmiyor yani. Tasa etmenize gerek yok. Şimdi desin ki Nari abla gitti tezgah. Tezgah gitmedi. Hemen bir bezle de silin de bari bizim videomuz da temiz olsun. Kız ben ne yaptım? Nasıl çalıştım kadın. Valla siz yapın, sizi de göreceğim. Baklavayla uğraşırsanız mutlaka böyle oluyor. Yapacak bir şey yok ha. Tam ustaları belki batırmıyordur, o ayrı bir konu ama ben biraz paspal çalıştığım için bir de o kadar da dikkat etmiyorum. Yay etraf batmasın, etmesin diye. Yani özgür çalışıyorum. Öyle diyelim, özgür çalışıyorum. Pedro, hey! Ben gidip yapacağım. Niye? Yine ne oldu şimdi, ne yapacaksın? Baklavamızı keselim. Şu satırımla keseceğim çünkü bu çok keskin. Baklavayı dilimlerken kızlar çok bastırmayın. Kartlarınız ezilmesin, tamam mı? Hadi bakalım. Tutup sizi yaptıkları. Ya. Bu bıçak da çok güzel kesiyor vallaha. Yani satırım. Önce bir böyle kestik. Sonra ne yapıyoruz? Bunu dörde bölüyoruz. Hani modelli yapacağız ya. Şöyle güzel, yavaş ve sakince. Şöyle böldük. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle bunları üçgen şeklinde keseceğiz, tamam mı? Şöyle yani V'ler yapacağız. Bakın baklavaya hiç bastırmıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle habire V'ler keseceğiz kızlar. Şöyle. Şuradan alayım bunu da. Hey. Bez nerede? Allah Allah. Gör. Nerede bez? Abi nerede? Ben bilmiyorum Azat, senin bezin nerede? Bekle, şimdi baklava kesiyorum kız. Şöyle çevireyim de görün diye. Hadi dur, verin şuna bir bez vereyim de. Şimdi bu V'leri bu şekilde kestik. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan orta çizgisinden şöyle geliyor. Sonra buradan görüyorsunuz değil mi? O zaman şekil alıyor. Ya da isterseniz dümdüz
de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aynı şekilde bu tarafları da öyle alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Nare Hanım, normal bıçakla yapsana, koca satırla yapıyorum. Şöyle V şeklinde al, kesiyoruz. Görünüyor mu bilmiyorum. Nasıl göstereceğim ki ben? Burada şöyle mi? Şöyle çevirin. V şeklinde gelecek şekilde şöyle iz yapın ki daha kolay keselim. Aynı şekilde bunu da V şeklinde yapıyoruz. Şöyle. Bir daha buradan. Şu şekilde. Bir de şöyle bu taraftan alalım. Yoksa çok büyük bir dilim oluyor kızlar. Şey yapmazsak. Şimdi böyle V'leri kestik. Ne yapıyoruz? Ortadan geliyor. Böyle ortasından getiriyoruz. Erittiğimiz tereyağımız her yerini, hiçbir yerini unutmamak şartıyla kuru kalmayacak şekilde her yerine gezdirin. Çünkü bu bol yağda pişecek ki katlar kat, tek tek kabarsın diye. Yağını az eklerseniz baklava kabarmaz ve tel tel katlar açılmaz kızlar. Böyle bol tereyağı yağ ya da sıvı yağ eklemenin amacı o zaten ki katları kabartıp pişirsin. Ve o yüzden de baklava ağır bir tatlı. Yani aşırı derecede yağ içeriyor. Şuraya da dökelim. Şöyle güzelce bir şekilde bitti. Ve şimdi fırına gidecek. Tabii ki dilimlerken biraz hasar vermiş olabilirim. Dediğim gibi her Allah'ın günü baklava yapmıyorum değil mi? Senede bir yapıyorum ya da iki senede bir. İnsan unutuyor kızlar yapmaya. Tabii ki her gün her hafta baklava yapıp satanlar var. Onların eline su dökemeyiz. Yapacak bir şey yok. Bu da ancak nare baklavası. Hadi bakalım güzelce 220 derecede aman güzelce 180 derecede kızarana kadar dursun. Ondan sonra da soğusun, biraz şerbetini dökeceğiz. Bu da rolle. Tamam, sen ne yapacaksın rolleyi? Du yapacaksın. Evet kızlar, baklava fırına gitti. 180 derece fırından orta ayarda, sonra da kızarana kadar pişsin. Hadi bakalım. Evet kızlar, görüyorsunuz değil mi? Baklavamız da çok güzel kabarıyor, pafadık pafadık. Hadi bakalım güzelce kızar. Evet kızlar, baklavamızı görüyorsunuz, güzelce kızardı. Çok da fazla kızartmıyorum. O zaman da tadı değişiyor. Yanık kokuyor, görüyorsunuz değil mi katları? Nasıl güzel açılmış. Fırın sıcaklığı gitsin. Üzerine hemen şerbetini dökeceğiz. Buz gibi biri sıcak olur şerbeti dökerken. Yani ne şekil dökerseniz dökün aynı şekil oluyor. Ya da Suriyeliler ya da Araplar daha çok ikisini de buz gibi döküyor. O zaman da şerbet tam içine çekmiyor ve her zaman çıtır oluyor hamuru. Nasıl tercih ederseniz artık tercih de sizin.
Bu biraz bir çeksin kendini. Ondan sonra şerbetine bakacağım. Eğer gerekirse biraz daha üzerine dökeceğim. Değil mi Saracığım? Evet. Saraya baklava ama Antep fıstığı yoktur ya. Tüh Sara. Sen aynı böyle yapmışsın zaten bayramda. Yapıyordum da eskide. Yemiyorsunuz ki de fazla da bakın birkaç dilim yiyeceksiniz. Şöyle güzelce bir dinlensin. Üzerine tepsi kapatırsak hamurlaştırır. Ama bu şekilde kendi kendine yumuşayana kadar dursun. Bu şekilde mi iyi görünüyor acaba? Bir telefonum niye karardı Sara? Ana sen ışık yapınca nasıl güzel oldu Sara. Sara bir anana biraz ışık yaptız. Anne aç işte. Nasıl açayım ben? Ay Sara nasıl akıllısın kız. Bakın şöyle flaşta da şu şekilde görünüyor. Evet güzel oldu. Şu ara ara biraz beyazlar. Onlar da nişasta. Herhalde en son ekmeğe çok nişasta koymayın. Hani böyle ala ala beyaz oluyor. Ben ne yapayım kız diyorum ya ben usta değilim. Bu kadar yapmışım ustalar benden daha ne istiyor yani. Muhteşem görünüyor vallahi. Evet kızlar baklavamız biraz şiresini çekti. Tabii ki ertesi gün daha güzel oluyor. Bakın şu şekilde katlarını da görebiliyorsunuz. Tabii ki de dediğim gibi o profesyonel baklavacılar gibi olamaz. Ama böyle ev yapımı benim gibi baklavadan fazla anlamayanlar için gayet güzel. Şuradakini bir komşuya gönderdim. Öbür biri de yok evde. Gelince vereceğim. Şöyle göstereyim bari bakın. Görüyorsunuz üstü çıtır çıtır. İçi de yumuşak. Şu şekilde durun bakın. Şöyle size yani elle yenir aslında ya baklava böyle nasıl şöyle yenir ki değil mi? Şöyle yapayım bari. Şu şekilde ağzıma atayım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Şerbetinde dedim yani ya tatlınız çok soğuk olacak ya da şerbetiniz. Eğer ikisi de çok sıcak olursa gerçekten baklavanız aş pişmişse ya da şerbetin şekeri falan eksikse o zaman hamurlaşabilir. O yüzden garanti olsun derseniz ya şerbet soğuk olacak ya da baklava kızlar tamam mı? Benim de baklava çok sıcaktı. Şerbetim ılımıştı zaten biraz soğumuştu. Yani çok buz gibi değildi ama ılıktan daha biraz şeydi. O yüzden öyle şekilde döktüm üzerine. Ve güzelce dinlensin. Yarına daha güzel olur dediğim gibi. Yani baklava seviyorsanız yapın. Artık bakalım bu bize kaç hafta gider. Her gün Sara'ya baklava verin. Şekerpare de daha şiresini tam çekmedi kızlar. O yarına tam daha güzel olur. Onu artık bir dahaki videoda da size gösteririm. Ben de bu şekilde bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım beğendiniz. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yarın bayramda görüşmek üzere diliyorum. Ve bu arada bu video izlerken zaten bayram olacak. Bugün Arafe de. Gene de hepinizin bayramını kutlarım. Bütün Müslüman alemin. Rabbim nice sağlıklı uzun bayramlara nasip etsin hepimizi cümleten inşallah. Hadi bakalım.